90+1 başlıyor. Spor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış hoşgörü, barış ve kardeşlik kenti, şampiyon kentten, şampiyon Hatayspor'dan selamlar, saygılar sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler. Sevgili dinleyiciler diyorum çünkü radyoların başında, başta Antakya şehir merkezi 98.0, İskenderun'dan 104.1, Payas, Dört Yol, Erzin ilçelerimizden 108.0'dan, Adana, Mersin 107.4, Kahramanmaraş'tan ise 106.3 frekanslarından, radyolarından bizleri dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarından Beyzade FM, Hasan Yetmez Facebook hesabı, Altın Özü Gazetesi Facebook hesabından ve birçok Hatay Spor'a gönül vermiş Hatay Spor sayfalarından şu anda görsel olarak da bizleri izliyorsunuz. Böyle bir giriş yaptıktan sonra konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları, bugün 90+1 programın konukları, öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun bir mesaiden sonra bizlere zaman ayırdıkları için. Sağımda Hatayspor'un başarılı stoperi Sadık Karaduman. Yine yan tarafta memleketimizin medeni iftiharı kaleci Ömer Alıcı. Bugünkü stüdyomuzun konukları, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Böyle bir giriş yaptıktan sonra normal stres, yağmur, çamur, deplasman, puan hesapları hepsi geride kaldı. Ve son noktayı geçen hafta 5 Ocak Adana, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda son noktayı koydunuz. Hep birlikte takım olarak malzemecisinden, tesislerde çalışan aşçılardan, tüm yöneticileri, başta onursal başkanımız Sayın Doçent Doktor Lütfi Savaş Başkan'ın yönetiminde ve size gönül vermiş yaklaşık 1.680.000 nüfuslu Hataylıların gönül dualarını hep arkanızda hissettiğiniz, koca bir sezonu şampiyonlukla taçlandırdınız. İsterseniz duygularınızı teker teker alalım ya da bir izleyicilerimize, dinleyicilerimize bir mesaj vermek isterseniz şöyle bir, sizi size bırakıyorum. Sadık'tan başlıyorum. Öncelikle gerçekten şampiyonluk bizim için çok zordu. Aslında bunu biz kolaya çevirdik. Nasıl başardık bunu? İnandık. Geçen sene bir playoff finalimiz var. Herkesi orada çok üzmüştük. Evet. Kendimize dahil. Bütün ondan sonra bütün takım olarak inandık, söz verdik, dedik bu şehri 53 yıllık hasretinden koparacağız diye. Başardık. Mutluyuz. Hala böyle içimizde bir heyecan var. Güzel bir heyecan. Evet. Ben dualarını eksik etmeyen herkesten Allah razı olsun diliyorum. Bizim futbolcular dışında eşlerimiz olsun, ailelerimiz olsun, her zaman iyi günde, kötü günde her tabii zaman yanımızda oldular. Tabii onlar en büyük fedakarlığı yapan kişiler onlar. Çok yaptılar. Ne bileyim, biz kampa gidiyoruz, onlar burada. Her zaman bize dua ettiler, sağ olsunlar, Allah razı olsun. Bütün Hatay taraftarları, bütün Hatay şehri. Bizi seven herkese çok teşekkür ediyorum ben. Önemli olan bundan sonraki süreç de çok önemli. Evet. Baktığımız zaman Süper Lig'de, gerçekten o ligde kalmak, bu şehre biraz daha hava katacağını düşünüyorum Süper Lig'in. Ne bileyim, burada bir geçen sene Galatasaray maçı oldu, böyle şehir bir canlandı, Başakşehir evet. maçı oynadık, şehir böyle bir havaya girdi. İnşallah o hava hep devam eder. Güzel olacak diyorum ben. İnşallah. Emeğinize sağlık. Ömer kardeşim, sen ne demek istersin? Abi ben Hatayspor'un futbolcusuyum. Aynı zamanda taraftarıyım. Çok sıkı bir taraftarıyım. Altyapısından yetiştiğim bir kulüp. Biz Bolu maçından geldikten sonra çok büyük bir üzüntüye girmiştik. İster istemez taraftarlarımız bize biraz sitem etmişlerdi. Bizim futbol pandemi girdikten sonra seyircisiz hiçbir şeyin anlamı olmadığını zaten biz anladık. Konuşmalarımızın bize duyulduğu, bizi motive edememesini anladık. Taraftarın bu işte çok büyük payı vardır. Bizi destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum dualarını esirgemeyen. Tüm kardeşlerime, büyük abilerime Allah razı olsun hepsinden.
Şu an konuşurken bile midem karıncalanıyor yani, o kadar mutluyuz. Bizden geçen sene başladığı zaman kümede kalın denilen takımdan geçen sene final, bu sene de çok haklı bir şekilde son haftaya girerken şampiyonluğu garantilemiş bir şekilde vura vura tek yumruk bir şekilde, tek yumruk olarak şampiyonluğu aldık. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah ben seneye bu Süper Lig'de asansör takım değil de orada ses getireceğimizi ve başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bizim zaten bir iskelet kadromuz var bizi buralara getiren. Bizle bütünleşen diğer arkadaşlarımızla birlikte çok büyük bir hava yakaladık. Yönetici büyüklerimiz, tesiste çalışanlarımız, bizim maçı gelip sunan Hasan abi bir hasta sen orada Allah gelip sevinçlerde evet, bize katılıp. Yani çok farklı bir havamız vardı. Aynı şekilde biz seneye de çok, içi çok sıkı tutup Süper Lig'de ses getireceğimize inanıyorum ve böyle olacağını da biliyorum inşallah. Ömerciğim aslında bunun temelleri geçen sene Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerinde Süper Lig takımlarından biri de az önce Sadık kardeşim de ifade ettiği gibi şehre ayrı bir hava kattık demişti. Başakşehir Spor'u eledik. Orada 1-0 yenilmemize rağmen burada 4-1 farklı bir skorla. Galatasaray maçı aslında ben de yakinen takip eden biriyim. Sahada gazeteci olarak görev yapan biriyim. Sizin haksız bir şekilde orada gözünüze gelen bir pet su şişesi sonucunda hakemin es geçmesi, sinirlerinizin gerilmesine neden oldu. Orada bir kart almanıza neden oldu. Aşırı itirazlarında ki haklı olarak itirazlarınız vardı. Daha sonra da pozisyon gereği ceza sahasının dışından rakibinize yaptığınız bir faulle de ikinci sarıdan kırmızı kart gördünüz ve 10 kişi kaldık. 10 kişi kalmamıza rağmen uzun süre 90+2'ye kadar 1-0 hatta pozisyonları yakaladık. Onun öncesinde bizim bir pozisyonumuz vardı. Kaleciyle karşı karşıya son adam bariz gol şansı arkadan çekilip bırakması rakip Galatasaray'ın stoperi hakem onu da es geçmesi, VAR'a gitmesine rağmen es geçmesi. Haksızlığa uğramıştık aslında ki orada iyi bir skorla dönmüş olsaydık. Buradaki rövanş maçındaki o 4-2'den sonra Galatasaray'ı da saf dışı bırakacaktık. Öyle bir şansı da yakaladık. Bazen eşit şartlarda mücadele edemiyorsunuz işte. Bir alt ligle üst liglere baktığınız zaman hakemin de biraz psikolojik olarak bakış açısı farklı oluyor. Ama şimdi eşit seviyede mücadele edeceğiz. En azından bir Süper Lig takımı. En azından bir tık daha yukarıdan bize bakacaklar. Orada da aslında çok iyi ses getirdik. Yani Hatayspor'un elenmesine rağmen böyle güzide iki büyük takımı böyle farklı skorlarla yenmesi, ardından da final oynamamız kendi ligimizde Gaziantep, Gazişehir'de son dakikaya kadar, son nefese kadar, penaltılara kadar işi götürüp elenmemiz aslında taraflı tarafsız. İstanbul'dan, Edirne'den, İzmir'den, Antalya'dan bırakın Hataylı hemşerilerimiz, onların dahi sempatisini kazandık. İyi futbol oynayarak, iyi ses getirerek bu senede onların duaları, beklentileri de vardı. Yani Hatay'ın dışındaki olan, bize gönül vermiş olan dışarıdaki insanların da şampiyon olmasını istiyorlardı ki dua ediyorlardı ki. Çünkü Hatayspor bunu fazlasıyla hak ediyordu. Ben yaş itibariyle sizden büyüğüm. Onun için ben çok şeyler gördüm. Takım zirve yapar. Şampiyon olmadığı zaman ertesi sene dip yapar. Yani çok hırslanırsınız, çok istersiniz. Olmadığı zaman bunun dönüşü çok ağır olur. Ama Hatayspor bir ilki başardı bana göre. Tam tersini yaptı. Hiç kadroyu bozmadan tekrar hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Ve mutlu sona ulaştınız. Bunun sırrı ne? Sadi yani görüşüme katılır mısınız? Yani oradaki hedefi böyle yani bir travma yaşamışsınız, yıkılmışsınız. Son saniyelerde bir penaltıyla şampiyonluğu kapısından dönüyorsunuz Süper Lig'i. Ertesi sene de hedefinizi şampiyonluk belirliyorsunuz ve hedefinize ulaşıyorsunuz. Evet. Hasan abi şöyle söyleyeyim. Şimdi ben ilk 4 sezondur buradayım. İlk geldiğim 2. ligde playoff'ta elenmiştik. Evet. Kastamonu'ya. Kastamonu'da evet. Bildiğiniz gibi. Biz, evet. O maçtan sonra otobüse geldiğimizde böyle bir üzüntü vardı hepimizde ama sonra böyle dedik ki ya biz dedik burada kalıp dedik bu takımı şampiyon yapabiliriz dedik. Biz hani onu istiyoruz dedik. O sene de gerçekten bu seneye benziyordu. İşte
Yani ha bu sene ha bu maç şampiyon olacağız, ha bu maç derken onunla da son maç şampiyon, Afyon maçı şampiyon olmuştuk. O da bir ayrı bir güzeldi bizim için. Şimdi dediğin gibi abi geçen sene playoff finali kaybediyorsun. Çoğu takıma bakıyorsun hani böyle bir şey oluyor ama burada bir arkadaşlık vardı. İnanmışlık vardı bana göre. Biz onun ekmeğini yedik. Burada en önemli sırrını söyleyeyim. Burada arkadaşlık çok iyiydi. İnanç çok iyiydi abi bana göre. Evet. Bence o yüzden şampiyonluğa da adım adım o şekilde yaklaştık. Arkadaşlık olsun, çalışma olsun çok istedik. Bir de üzerimizde gerçekten bir yük vardı. Hani o onun sorumluluk yani vardı sorumluluk yani. Vardı. Çünkü hani söz vermişiz. Yani şampiyon olacağız. Bir de nasıl söyleyeyim? Hani kendi açımdan söyleyeyim. İleride torunlarımıza ne bileyim çocuklarımıza anlatacağımız yani ileride ne bileyim bir 15-20 yıl sonra tekrar buraya geldiğimizde hani bir yüzümüz böyle bir gülümseme olacak yüzümüzde diyeceğiz hani biz bunu başardık. Evet. Benim için çok gurur verici, çok mutlu edici bir olay. Yeni bir şey olacak böyle Hatay böyle bir sempati kazandı Türkiye'de. Evet. Az önce de dediğin gibi abi İzmir'inden, İstanbul'undan arkadaşlarım yani Hatay Spor'a böyle bir sempati duymaya başladı. Çok güzel bir şey bence. Hem bizim için hem Hatay halkı için. Hatay için evet. İnşallah abi böyle güzel şekilde devam eder her şey. İnşallah. Evet. Ömer sen de bir Hataylı olarak birebir bu stresi yaşayan birisin. Her ne kadar zaman verildiği zaman forma giyiyorsun. Zaman zaman da yedek kalıyorsun ama ihtiyaç duyulduğunda en iyi bir şekilde de o formayı başarıyla temsil ediyorsun. Son günlerde pandemin döneminden sonra şampiyonluk bir de alışık olmadığımız bir mevsimde bu son 4-5 maçları tamamladınız ki geçen dönemlerde geçen yıllarda bu saatte siz tatil yapıyordunuz. Yani aşırı sıcakların aşırı beklentiler, aşırı baskı, şampiyonluğun stresi, belki göze hoş gelmeyen futbol oynandı ama sonuçta skora yansıtmayı bildiniz. Yani bir talihsiz Bolu maçı yaşadık. Yani 7-1, 8-1 bitecek bir maç. 1-0 Hatayspor'un aleyhine bitti. Bu da yani milyonda bir kereden gelir. Neydi siz? Yani çok geriliyor muydu? Yani beklentiler abi, çok yüksek olunca tabii beklentiler bizden ayak fazla. Gitmiyor mu yani topa o kadar? Öyle mi diyelim artık buna? Şimdi şöyle bu futbolda var abi. Sen de biliyorsun. Evet, futbolun içerisindesin sen de. Bu evet. Futbolda var. Bazen o gün o top içeri geçmez. Bir pozisyonlar. Hatta yani pozisyon bile diyemeyiz belki. O an bir konsantre eksikliğiyle gol yedik. Stres bu olayın en büyük olayı zaten biz pandemi olayından sonra başladığımızda yani tekrardan lige. Artık İyi futbol zaten her zaman bizim ilk plan şeyimizde, önceliğimizde ama maç kazanmak istiyorduk. Yani bir şekilde maçı kazanmamız gerekiyordu. Çünkü çok az kalmıştı süre. Yani iyi oynayıp yani kaybetmek yerine Bolu maçı gibi. Evet. Ama biz sadece maç kazanmaya odaklanmıştık. O an stres ve iş kazaları illaki oldu ama biz asla kaybetmedik inancımızı. Bolu maçını da çevirebilirdik. Belki bir an sakin kalabilseydik. Ama ben bu olayın orada bize hayırlı olduğunu düşünüyorum. Belki biz Bolu maçından o maçı çevirip diğer maçları kaybetseydik çok daha, daha kötü önemli olurdu, olarak evet. Geç öğlen maçı. Her şeyde bir hayır vardı. Adana maçı kesinlikle abi. Onlar aldıktan sonra Bolu maçının bittiğinde biz dedik ki bu bizim için daha iyi. Buradan biz kafamızı kaldırıp her ne kadar olumsuz şekilde bize dönüş de yapsalar bu takımı şampiyon yapacağız. Bizi destekleyenlerin göğsünü kabartıp ve kendimizin az önce Sadi'nin söylediği gibi tarihe geçtik. Yani biz 53 yıllık hasreti bitirdik ama biz tarihe geçtik. Belki bu bize nasip olacak. Hatay Spor uzun yıllar inşallah Süper Lig'de mücadele edecek. Anlatacaklar işte böyle Sadi vardı, Ömer vardı, Akın vardı, Yasin vardı, Mesut vardı, Hamza vardı. Evet. Bunlar konuşulacak yani. Evet. Geçen sene Türkiye Kupası az önce bahsettiğin olayda hatırlıyorsan seninle şey yapmıştık kulüpte, röportaj yapmıştık. Yani, abi biz buraya sadece işte eşleşip de Süper Lig takıp büyük takımları getirmek istemiyoruz. Tabir olarak Süper Lig'e çıkıp onları burada kendi ligimizde, kendi statümüzde ağırlayıp mücadelemizi edip en iyi şekilde kulübümüzü temsil edip yenip göndermek istiyoruz diyorduk. Ve bu bize başarılı nasip oldu. İnşallah önümüzdeki sene aynı takım ruhuyla. Şunu şöyle düşünmek lazım. Arkadaşlık bizim en önemli silahımızdı. Kenetlenme. Evet.
Biz her birimiz bir dişliydik bu dönen çarkta. Çok iyi biliyorduk konumumuzu. Hiçbirimiz konumumuzu, yerimizi kaybetmeden o dişliği, o çarkı döndürmeye çalıştık. Bunu da bütün kardeşlerimi ben buradan tekrardan tebrik ediyorum. En iyi şekilde başardığımızı düşünüyorum. Hatay'ı en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Biliyorsun ben Şirince çocuğuyum oradan. Evet. Oraya gittiğim zaman arkadaşlarla tekrar oturduğumuz zaman böyle tüylerimiz diken diken oluyor. Çocukken okul sıralarında işte bu Hatay Spor yine şampiyonluğumu verdi gibilerinden konuşulduğunda arkadaşlara espri yapıyordum ben. Niye Hatay Spor şampiyon olmadı biliyor musunuz? Ben yokum çünkü diyordum. Allah bana bu mutluluğu nasip etti. Onun da ayrı ayrı gururunu yaşıyorum abi. Evet. Konu az önce Bolu Spor maçı derken ben gelmeden önce konuğum Sadık kardeşim olacağını ben tanıtım jeneriğinde tanıtırken birkaç tane mesaj geldi bana. Sadık kardeşimizi sorar mısınız? Bolu maçında son adamdı. Neden düşürmedi? Ya da orada arkadaşlarını 10 kişi bırakmak istemediği için mi düşürmedi? Evet. O anda ne hissettiniz? Aslında atletik bir yapınız da var. Yani futbolcuyu da yetiştiniz. Ne hissettiniz? O anda bir ara kafanızdan geçti mi? Ben son adam bunu düşüreyim kırmızı kartla ama golü önleyeyim. Aslında, ya da takımı yalnız bırakmayın, yok, bana ihtiyacı aslında, var. Ne hissettiniz? Doğru söylemek gerekirse bir anda olduğu için hani hiç adamı da görmedim. Normalde de hani öyle... Beklemediğiniz bir... Beklemedim evet, bir normalde. Şimdi şöyle düşündüm, hani en kötü gol yesek bile hani bizim maçı çevirebilme şansımız var. Ama 10 kişi olduğun zaman zaten Bolu'nun da durumu belliydi. Evet. O yüzden o anda düşürmek istemedim açıkçası. Yani takımı 10 kişi bırakmamak yani adına bir golü evet. feda ettiniz ama nasıl olsa üstesinden evet. geliriz yani düşüncesiyle. Bir kişi eksikle daha farklı daha çünkü olur. Yani 11'e 11 daha farklı. Şimdi hem kırmızı hem onların durumu belki biraz daha şey olabilirdi. Evet şimdi yaklaşık olarak bu takımın ortalaması 4 yıldır hep birlikte oynayan bir takım topluluğu var. Az önce Ömer kardeşimin de dediği gibi orada bir takım olma ve dişliliğin birbirlerini tamamlama ögesi var. Evet aynen size ben de katılıyorum. Hem bir taraftar olarak hem bir gazeteci olarak o ambiyansı içinde hisseden bir bireyim. Dikkatimizi çeken bir nokta var. Yani özellikle farklı takımlarda futbolcu ilk 11'e formasını bulmadığı zaman küser. Yani antrenmanlardan biraz motivasyonu zayıf olur. İşte kurtarıcı gözüyle maç gittiği zaman onu sahaya hocası sürdüğü zaman beklentiler yüksek olur. İstenilenleri veremezler ama bir bakıyoruz ki Soner kardeşimizin örnekleri müthiş bir profesyonel, iyi bir karakterli bir, düzgün bir kardeşimiz. Sanki sezonun başından beri ilk 11'de santrafor oynuyormuş gibi sahaya girip o kafa gollerini ve bana göre 4 altın değerinde puan kazandırdı. Tabii bu takım halinde olan bir şey. Onun son sadece imza atmasına kalmıştı gol imzası. Yani futbolcular nasıl motive oluyorsunuz siz? Yani böyle yedek kalınca ben nasıl olsa forma bulamayacağım. Yani bu da inanmışlığın bir göstergesi mi? Kesinlikle inanmışlığın bir göstergesi, arkadaşlığın bir göstergesi ama şöyle bakmak lazım. Zaten bizi bir şekilde bizle anlaşılıyor ve sahaya bırakılıyor. Yani artık siz buranın futbolcusunuz ve antrenmanda biz sahaya çıktığımız zaman en iyi şekilde mücadele edip forma şansı verilmediği zaman antrenmanlarda da arkadaşlarımıza en iyi idmanı vermek zorundayız abi. Şimdi Soner 4 puan aldı bize değil mi? Çok da önemli. Tam yerinde puanlar aldı. Evet. Soner o golleri atmasa kim ne diyebilirdi? Çünkü stoper çocuk. Stoper, evet. Ama bir de antrenman yüzü var bunun. Yani evet. Burada bizim antrenmanda da arkadaşlarımızla yaptığımız orada çata çat mücadeleler. Kimse kimseye orada o benden eğer iyi olursa oynayacak deyip de çalışması. Hocanın da verdiği takdire saygı duyup arkadaşlarına destek vermesi, terini silmesi zaten bizi buralara aslında, getirdi. Aslında 24 kişi keşke imkan olsa 24'e 24 oynansa da hepsi oynansa ama çünkü sonuçta hocaların 11 kişiyle evet yani. Aynen. Keşke 11 kişiyle elimde olsa da hani öyle derler genelde. Evet, 11 tercih. Kişiyle oynandığı için mecburen orada yedek kalma zorunluluğu doğuyor. 18'lik zorlanmaya başladı artık hocam evet. Çünkü takım yani kardeşlerim o kadar çok iyi motive olmuşlardı ki antrenmanlarda artık 18'i yapmak onlar için çok zor olmuştu. Ha bu bizim için artı geçti. Normalde diğer takımlarda bu olaylar işte diğer arkadaşının
motivesini düşünerek, arkasından veyahut da önüne selam vermeyerek havayı dağıtabilir. Bize tam tersi oldu. Kimse kimsenin kafasını çevirmedi. Bir odanın içinde 15-20 kişi oturup espriler yapıp, yani futbolda böyle yaptığın hataları bile espri şeklinde birbirine söyleyip inanılmaz bir arkadaşlık ortamı oldu. Zaten sonuçları da bize 4 yılda 2 tane final, 2 tane de şampiyonlukla döndü. Bir tane de Türkiye çeyrek finali Türkiye Kupası'nda. Evet. Şimdi sezona teknik direktör İlhan Palut'la başladık. Geçmiş dönemden de bu takımın teknik direktörü. 6. haftaya kadar birlikte çalıştınız. Kısmet 6. haftadan sonra İlhan Palut hocayla yollar ayrıldı. Ama siz Osmanlı deplasmanına altyapı hoca Ayhan Kaya hocamla birlikte çıktınız. Ve hiçbir şey olmamış gibi takır takır çatır çatır deyim yerindeyse futbolunuzu oynayıp 3 puanını da orada söke söke aldınız. Daha sonra Bayram hoca başladı. Takımın başına getirildi. Orada da birkaç süre takımın başında kaldı. Daha sonra belki hesapta olmayan puan kayıplarından sonra tabii ki Hatayspor'un da hedefi şampiyonluk olduğu için bir kan değişikliğine gidildi ve son olarak da Mehmet Altıparmak hocam sezonu tamamladı. Bu hoca değişikliği sizin üzerinizde bir etkisi olur mu? Yani nasıl siz, yani hoca giderken vay be biz bu hocayla bir beraber çalıştık. Gardınız düşüyor mu? Moralınız düşüyor mu? Yoksa siz profesyonel bakıp önünüze mi bakıyorsunuz? Nasıl motive oldunuz 3 hocayla sezonu tamamlayıp şampiyon bitirmek? Abi şimdi ben ilk geldiğim sezon Fatih Hoca vardı. Fatih Kavlak evet. Hocamız, evet. Fatih Kavlak'la başlamıştım. Daha sonra orada da bir değişiklik oldu. İlhan Hoca geldi. Tabii bir alışkanlık oluyor. Gerçekten İlhan Hoca kurmuştu bu takımı. Allah razı olsun onlardan. Onların da çok emeği var gerçekten. Buradan söylemek istiyorum. Yani sonuçta nasıl söyleyeyim? Şimdi hani üzülüyorsun. Ama diğer tarafta da hedeflerim var. Yani hem kendi hedefim var hem bir sorumluluğum var. Hani bütün şehrin sorumluluğu sende gibi hissediyorsun. Üzülüyorsun ama belli bir zamandan sonra artık hani kendi hedeflerine doğru gitmeye başlıyorsun. Aynı şekilde Bayram Hoca'da da öyle oldu. En son Mehmet Hoca'ya nasip oldu şampiyonluk olmak. Dediğin gibi abi hocasız çıktığımız maçı da kazanmıştık. Evet. Altyapı hocamıza çıkmıştık. Yani bir sistem vardı. Herkes nasıl söyleyeyim? Yani herkes Langırt'taki gibi diyeyim abi. Herkes nerede orada duruyordu. Yani aynen onun neler yapacağını biliyordu. Biz de onu yaptık. Yani belki de o 3 puan bizi şampiyon yapmıştır. Yani evet. Sonuçta ne bileyim düşünüyorsun o maçı kaybetsen 3 puan çıksan falan hani aynen, matematiksel herkes. Olarak düşündüm şu anda. Evet. Zor olurdu. Dedim inanmış bir grup vardı abi dediğim gibi. Yani orada Mesut ben, kaptan başınızda olsa dahi yine biz bu şeyi başarırız diyorsun. Yani orada bir gaz verse bize oradan birisi abi. Evet. Dese ki hadi yürüyün alıyoruz maçı falan bir konuşma bir şey. Yine takım şey yapabilirdi. Başarabilirdi diyorsun. Başarabilirdi. Şimdi fikstür olarak, matematiksel olarak geçen hafta şampiyonluğu garantilediniz bir Hatayspor olarak. Önümüzde oynanmayan bir maç var. Bir Bursaspor maçı var. Tabii ki ben Mehmet Hoca'yla da bir görüşme fırsatım oldu telefonla. Yani tamam biz eyvallah şampiyon olduk da bu işi bıraktık bittik. Bursa gelip burada elini konu sallaya sallaya alacak diye. Bir kayda yok dedi. Çünkü bize bel bağlayan bir sürü şehirlerin ahını alamayız. Yani bizden beklentiler. Çıkar çatır çatır futbolumuzu oynarız. Evet. Galip geliriz, mağlup oluruz, beraber kalırız. O Allah'ın takdiri. O günkü sahadaki kardeşlerimin, futbolcu kardeşlerimin çabasına bağlı bir şey dedi. Sizde bir rehavet olur mu? Yani en azından bunun maça motivasyonunuz daha artabilir mi? Yani artık kaybedecek bir şeyimiz yok. Daha rahat oynarsınız. Eskide tedirgin oluyorsunuz işte. Aman hata evet, yapmayayım. Evet. Beklenen puanlar var. Alması gereken puanlar var. Şimdi Hasan abi. Üzerinizde bu maç nasıl etkisi olabilir? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir Adana Spor maçı gibi olmayacak. Yani ama az önce stresli dediğim gibi olmayacak. Hatay Spor bu zamana kadar ya hadi çıkayım öyle. O şekilde de olmayacak maç. Yani biz çıkacağız. Yani kim aslanlar oynarsa. Aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Belki dediğin gibi burada bir sürü ne bileyim İnsanın kaderi var. Belki grubun şeyini belki biz belirleyeceğiz. Hani kimsenin hakkına da girmek istemeyiz. Evet. Çıkarız oynarız. Bursa bizi
burada mağlup eder Bursaspor. Ya eyvallah, ona saygı hiç duyarız. Saygı duyarız. Ama dediğin gibi yani aynı durumda belki biz de olabilirdik bu sene. Mutlaka. Belki Bursa çıkmış olsaydı belki biz ona tabii yani Bursa Erzurum oynayacaktı belki. Biz aynısını düşündüğüm zaman gerçekten Hatayspor bu zamana kadar benim oynadığım 4 sezonda hiçbir zaman aslanlar gibi mücadelemizi verdi takım arkadaşlarıma dahil. Ben bir de şöyle bir şey söyleyeyim abi. Erzurumspor gerçekten büyük şey bir avantaj elde etti. Büyük bir avantaj elde etti. Evet. Sporla. Yani büyük ihtimalle Erzurum, yani şimdi bilmiyorum diğer takımlar belki şey yapabilir, kızabilir ama Erzurum'un ben çıkacağını düşünüyorum. Kendi fikrim, şahsi fikrim. Yani futbol bu tabii. İpler abi, onun elinde yani. İpler diyorsun. Onun elinde. Yani şu anda her şu an ikinci elinde. Sırada olduğu için söylüyorum. Yani kendi evinde oynayacak bir de. Yani büyük ihtimalle ben Erzurumspor'un kazanıp Süper Lig'e ikinci takım olarak geleceğini düşünüyorum. Adana Demirspor. Adana Demirspor. Adana Demirspor'un şansı var. Yani umutları bitmiş değil. Yani Adana Demirspor kazanır. Fed maçını alıp evet. Büyükşehir Belediye Erzurum'un puan kaybetmesini bekleyecek. Puan kaybetmesini bekleyecek. Bursaspor ikili avarajla işte Erzurumspor kaybederse galiba, benim bildiğim, yanlış bilmiyorsam abi. Adana Demir'in de puan kaybetmesi halinde bizi yenerse, bir hesap yaptım ben. Evet. O şekilde çıkabiliyor diye biliyorum. Belki yanlış da bilebiliyorum. Ama Erzurum'un ben %80'leri gördüğüne inanıyorum abi. Yani kendim artık şey. Telafisi olmayan yani kendi şeyini kendi kendi göbeğini kendisi kesecek. Öyle olacak abi biraz. Evet. Yani biz bize baktığım zaman hoşuma gidiyor açıkçası. Yani biz burada her türlü birinciyiz yani. Evet. Yani bizim böyle mağlup olduğumuz zaman da, berabere kaldığımız zaman da güzel bir şey yani. Gerçekten hani böyle burada gördüğün zaman arada bakıyorsun abi, videolara bakıyorsun işte. Maç kolye giriyorsun. Yani en üsttesin. Çok güzel bir şey yani. Hem evet. Kendim adıma hem inanıyorum bütün takım arkadaşlarım adına. Tabii şimdi bütün ulusal medyalar, yaygın medya, yerel medya, evet. Hep manşetlerle. Bayağı da Twitter'da falan olsun, evet. Sosyal medyada sosyal bayağı medyada gerçekten. Sosyal medyada birinci sıradaydık şampiyon olduğumuz gece. Yoğun bir şey vardı abi. Biz de şeyde kaldık. Biz fazla bakamadık yani, az evet. Bakabildiğimiz kadar. Bayağı bir kutlamalar falan çok güzeldi. Evet. Vallahi yani rüya gibiydi. Barcelona kulübünden dahi onursal başkanımıza bir tweet atılmıştı. Bir evet, Barcelona, Fenerbahçe, yani, Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş, bütün takımlar gerçekten. Evet, bakanlarımız olsun. Bakanlarımız olsun. Yani bu çok gurur evet, verici bir şey. Çok güzeldi. Çok da güzel, enteresan manşetleri de süslüyor yani, spor sayfalarında. Az önce siz gösterdiniz, sen gösterdin bana Star TV'de. Star TV'de. Yani ben zaten diyorum. Tahmin ediyorum. Nasıl bir manşet atmıştı biz kendi ağzından duyanı. Koronaya kafa attı. Kafa attı tarzı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim abi. Yani 53 yıldır hani beklemiş yani onu, hani tabii sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım da o anda insanların bilmiyorum. Düşün, hani, kendini bile feda edebiliyor yani. Mantıklı yani. Düşüneceğini sanmıyorum zaten. Biz de gerçekten çok coşkuluyduk. Yani o insanları görünce çok mutlu olduk. Yani sağ olsun, Allah razı olsun, bizi burada gece, Antakya için söylüyorum, gece 2'ye kadar 3'e kadar bizi beklediler. Bekleyenler burada vardı. Evet. Top Boğazı'ndan, evet. Erzin'inden, Kırıkhanı'ndan, bütün İskenderun'dan, Payası'ndan, evet. Dört yolu hepsinden Allah razı olsun gerçekten. Evet, Defnesi'nden. Bize çok güzel karşıladılar. Altınözü, çok mutlu olduk. Yer adamı, bir sürü ülkelerimizde hep sizi bekleyenler vardı. Hepsi tek yumruk, tek gönül olmuştu. Allah razı olsun gerçekten. Evet. Şey de çok önemli abi, hani bu ne bileyim işte sonuçta hani bazen işte İskenderun Spor vardı. Hala var benim bildiğim kadarıyla. Evet evet. Yani i̇şte Payaspor. Düştüğü zaman bazıları böyle hani işte ya alınganlık Hatay Spor, yapıyorlar. Hatay ayrı Spor ayrı. Evet hani bazı takımların içeri. Ama burada ben öyle bir şey görmedim hani ben kendi şahsım. Ama şey, özellikle şeyde de vardı. Yani siz de Karadenizlisiniz bildiğim kadarıyla. Ordu Fatsa'da da böyle Ordu bir çekişme Fatsa, vardı. Trabzon da var mesela genelde ilçelerin. İlçeler arasında ama bir çekişme işte vardı ama sonuçta tüm Hatay. Sonuçta evet abi. Sonuçta, Hatay'ı temsil ediyorsunuz. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi yarın öbür gün ne bileyim buraya bir büyük takım gelir. Anadolu takımı gelir. Yani ne bileyim İskenderun'a gitmek ister. Oranın şehrin havası değişir. Ya düşünsene abi, Galatasaray Erzin'e gitti. Ne bileyim orada belki bir mola verdi, şey yaptı. Evet, oradaki evet. insanlar falan. Onlarla. Güzel bir şey bence bunlar. Yani hem kendi adımıza hem Hatay için evet. Güzel oldu. Ömer, aynı şeyleri sizden de ağzınızdan duymak isterim.
Bu arada da mesaj geliyor. Ömer niye çok durgun diyorlar. Bence diyorum ki, bence gördüğüm kadarıyla daha şampiyonluğun şokundan abi, çıkmamış. Evet. Çünkü Hataylı olduğu için o bizden daha çok Hataylı. Tahminimce daha şampiyonluğun şokundan çıkamamış. Evet, yani daha şöyle zaten taraftarlarla birleşip daha tam kutlayamadık. Onun da şeyi var ama evet, şoktayız hala yani. Evet. Daha doğrusu haklı bir gurur. Ama yani şoktayız. Bu kadar 53 yıllık hasret hep konuşuyoruz. Şu an diyoruz ki sıralamaya baktığın zaman ben bu sıralamanın değişeceğini düşünmüyorum. Hafta sonu oynandıktan sonra evet, zaten biz garanti. Aynen, büyük bir ihtimalle sıralama böyle gider. İlk 6 böyle olur. Zaten sonuç takımda belliydi lige vedaden. Baktıkça böyle Hatayspor birinci bitmiş. Yani böyle karnı dedim ya, karıncalanıyor. Muhteşem bir gurur. Yani durgunluk değil de dalma diyelim ona. Evet. Yani hayaller kurma diyelim. Yılların verdiği birikim diyelim. Ben Hatay... Önümüzdeki hafta lig nasıl şekillenir? Hani soruyor, oradan da gidelim. Sizin duygusal olarak beklentiniz benim gönlümden geçen değil de mantık olarak lig nasıl şekillenir? Yani Erzurum ben, kaybeder mi kendi kesinlikle önünde? Ben Erzurum'un kaybedeceğini düşünmüyorum. Zaten Ümraniye'nin de pek fazla şey yok. Aynen. Yani futbolcular kesinlikle kendi karakterlerini sahaya koyacaklardır. Kimse sahaya yenilmek için çıkmaz. Çünkü burası bir vitrin. Herkes kendini pazarlıyor seni. Tabii ki birazcık çekineceklerdir. Çok fazla beklentileri yok. Ama Erzurum yani kendi göbeğini kendi kesecektir Sadi. Kendi sahalarında şampiyonluğu vereceğini düşünmüyorum ben. Erzurum ikinci olarak bu ligden çıkar. Ki takdir ettiğim bir kulüp. Aynı zamanda kulüp yönetimini de çok beğeniyorum. Oynayan arkadaşlarımızın karakteri, kişi de çok düzgün. Diğerkilerin de öyledir ama bizim orada daha fazla muhatap olduğumuz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Adana Demir, Akhisar, Bursa, Karagümrük, diğer playoff oynayacak takımlar olarak düşünüyorum. Orada da nefesleri kesilir. Playoff'ta çok şey. Evet. Yani playoff'tan da en büyük şansı Adana Demir'le Bursa'ya veriyorum. İki takımdan birinin. Tabii bu futbol ama belli olmaz. Ama erken final olursa kötü olur değil mi? Onlar erken için, final olursa da yani. İlk eşleşme olursa. Evet. Aynen. Böyle eğer bu şekilde biterse zaten belli Akhisar'la Adana Demir. Yani iki büyük camianın karşılaşması olacak. Evet, evet. Ama yani, ikisinin de finale yakışacağını düşünüyorum ben şahsen. Evet. Tabii bunu hafta sonu maçlar gösterecek ama büyük bir ihtimalle kazanır. Böyle olacağını düşünüyorum ben. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim Hasan abi. Playoff'ta da yani şimdi geçen sene hani 5. sıradaki Antep şey oldu. Evet. Ondan önceki seneler hep 6. sıradaki evet, böyle hani son anda giren işte. Mesela Erzurum son maç, ondan önceki sene benim bildiğim son maç girdi playoff'a, hani şampiyon evet. oldu. Ya öyle bir şey de olabilir. Hani ihtimal de var. Sonuçta burada herkes, bütün şartlar eşit. Yani o gün kim o gün gününde ben, olan, evet, az için, hata yapan, evet abi, iyi konsantre gerçekten olan, öyle. Çok isteyen. Gerçekten öyle. Yani orada taktik maktik artık evet abi, bir yere kadar. Aynen. Bam bam. Bana göre öyle abi. O, o bir yere kadar götürür. Orada gerçekten çok isteyen, o gün çok arzulayan, orada gerçekten hak eder yani. Evet. Sadece en az hata yapan, en iyi konsantreyi olan mi? Götürecekti yani. Tabii isteyen arzu, ikisi de isteyecektir. Aşırı ya. Aşırı hırs da bazen kötü tepiyor değil mi? Az heyecan tabii ki de. Az heyecan daha iyi motive eder. Yani heyecan iyidir aslında ama aşırı hırs sizi bazen yapmamanız, çıkmamanız gereken veyahut da basmamanız gereken yerlerde bunları yaptırıp hataya zorlayabilir. Ama iyi konsantre olup o anda çok istemek bunun büyük bir ihtimalle de. Bir şey oluyor değil mi? Yani takım kaliteliyse, kendi futbolunu oynayıp rakibine kabul ettirirse başarı kendiliğinden geliyor değil mi? Playoff'ta yani şöyle oluyor genelde. Eğer ki çok açık oynarsan yani taktikler artık orada kesinlikle iki takımın hocanın ve futbolcularının vereceği taktiksel savaş ortaya çıkıyor. Normal futbol oynamaya çalışıyorsun, çok açık da oynamak istemiyorsun. İlla temkinli oluyorsun. Diyorsun ben işte bir tane gol yedikten sonra gol atmak için açılacağım. Maç, o bir rövanş da var. Bunun için taktikler ortaya çıkıp daha durağan maçlar oluyor. Geçen sene bizim 1-0 mağlup geriye düştüğümüz maçta hem Adana Demir hem Gazişehir maçında ister istemez ondan sonra kendi futbolumuzu ortaya koyduk. Ondan sonra yani Hamza'nın atılmayan golleri şeyden VAR'dan iptal olmasa 5-6 yapmıştık. Aslında takımlar kendi futbollarını oynasalar daha bir şeye çabuk erişecekler ama taktiksel o anki stratejiler ortaya çıkınca playoff maçları birazcık daha takımların kendi hüviyetlerinden değil de durağan kontrollü maçlara dönüyor. O an en az hatayı yapan az önce aslında söylediğimiz gibi. Aslında tam bu noktada biz taraftar olarak tribündeyken bizim beklentimiz şu.
Hatayspor sahaya çıkacak. Rakibi kim olursa olsun. İlk 15-20 dakika risk alıp rakibini boğacak. Golleri atacak. Biz de rahat edecek. Golü yiyip golü de yerse en azından golü telafi etmek için çok uzun zaman, bir süre var arkadaşlar. 70 dakika beklenti gibi bu. Falan, 20 dakika ama tam olsun. Tersi. Dediğim gibi yani günümüzün futbolunda rakibini tartarak temkinli oynayarak taktik gereği belki rakibini yorduktan sonra boşluklar bulup daha sonra gole gidiliyor. Belki gol geciktikçe de bazen strese de dönüşüyor. Yani doğrusu iyi futbol beklerken hepimizin ortak noktası özellikle biz basın tribününde. Yani artık biz şampiyonluğu oynuyoruz arkadaş. Yani niye için 15-20 dakika önce bir coşkulu baskılı bir baskı kurmaz. Yani nasıl olsa dışarıda arkada da telafi edebilecek bir süre de var deriz. Zaman zaman kızmışız. Demek ki biz haksızmışız. Şampiyon olduğunuza göre. Abi şöyle demek şey ki siz doğrusunu yapıyormuşsunuz. Hocalarımızın verdiği taktik. Özür dilerim sadece. Lafını kesiyorum. Biz eleştiriye her zaman açıktık zaten. Yani bize ama olumlu eleştiriler. Hiç gerekli değil. Beklenti yani. Yani sadece yok, beklenti. Estağfurullah. Evet. Ben hani olay oraya geldi diye yorum evet. Şey yapıyorum. Biz eleştiri zaten istiyorduk ama mesela en ufak bir hatada maçı satmalar, işte sen nasıl futbolcusun, ailesine kadar biz bunlara çok şey yapıyorduk, tepki gösteriyorduk. Yoksa biz eleştirileceğiz zaten, göz önündeyiz. Yani biz baktığın zaman Hatay'da ne yapacak insanlar? Ya hele ki şu zamanda ya maç izleyecek ya da çıkacak mesire yerinde vakit geçirecek. Şampiyonluk prenümünüz açıklandı mı? Yani herkesin zaten kendi sözleşmesinde bir şeyler vardı yani. Yuvarlak olarak ne kadar? Milletin sizin maç satmayacağınızın ispatını yapacağım onun için. Bir rakam söyler misiniz? Yani ortalama olarak. 150-200 bin lira. 150-200 bin lira. Bakın arkadaşlar 150-200 bin lira şampiyonluk primi. 150 bin, 200 bin lirayı cepte hem şampiyon takımın şampiyon futbolcusu olacak. Hem karizması büyüyecek. Hem artı bir kariyer. Olacak, kariyerine bir kariyer. Tamam, bu en son finalde peki, gelecek bir, olan öncekiler bir, de var. Peki, yani, tabii. Yani neredeyse bu 300-400'ü buluyor. Maç başındaki primleriyle beraber. Ben onu çöpe... Şimdi Sadi kardeşime atıyorum. Allah korusun çocuğun boğazından, işin boğazından böyle bir şeye tenezzül bile etmez. Yani o bir maç başına 50 bin liraya o maçı satar mısın sen 200 bin liraya ettiğin zaman? Allah, 200 bin lirayı bir kenara bırakıp yok abi. Hem vicdani yani. Olarak senin beklentilerin, arkadaşların yok. Alın teri var senin. Her şeyden önce senin alın teri var. O yüzden var. Abi vicdanımız çok yani onun için yani arkadaşlar yani, bu cahilce maç satarlar. Var. Yok maçı şey yaptılar şeyinden modundan abi. Bir kurtulalım arkadaşlar. Biraz artık biz lig atladık. Biraz daha profesyonel bakalım evet. işlere. Tabii. Yani bir mağlubiyeti maç sattıya yok maçı verdiler noktasına gitmeyelim lütfen. Biz aramızda yani böyle bir konuşma bile geçmedi aslında abi. Yani şey olmaz. Mümkün değil abi öyle yani, şey. Bolu maçından geldik direkt şeyde böyle yapıyor. Şiveyle konuşuyor bir de. Ne yaptınız abi? Sattınız mı maçı gene? Gitti değil mi maçı verdiniz? Ya, işte. Ya çocuk zaten yani biz ölmüşüz orada. Evet. Biz zaten bilmiyor bizim pazar maçtan çıkmışız. Pazartesi hiç dinlenmeden Bolu'ya gitmişiz. Bolu'dan maçı oynamışız. Perşembe günü geri gelmişiz ve kampa giriyoruz. Artık yorgunluktan çocukların ayakları kas katı olmuş. Yani diğer maça motive olmak gerekirken orada kendini bilmez. Ben Hatayspor taraftarları olduğuna düşünmüyorum onların. Ya onu şöyle söyleyeyim. Biraz biz cahilce diyelim yani ya da o konuda daha futbol bilgisi olmayan kişiler. Evet, yani kesinlikle yani ben o... çok gördüm adam eskide 3 oyuncu değişikliği var. Hakkın var. 3 oyuncuyu değiştirmiş. Yan taraftan kulübüne de hoca işte X futbolcuyu daha ne bekletiyor sahada değiştirsene. Ya adam değişik evet. Hakkı bitmişti adam. Adam onu hoca onunla ilgili bir anım var Kırkan Spor'da. Ben evet. ilk orada profesyonelim. Orada şampiyon olduktan sonra başlamış zaten serüvenimiz. Biz ilk maça çıkacağız profesyonellikte, 3. ligde. Diyarbakır'la oynuyoruz o zaman. Kayapınar'ı yanlış hatırlamıyorsam. Ertesi haftada bay var. Biz Kayapınar'ı yendik deplasmanda. Geldik işte konuşuluyor. Haftaya ne var dediler. Dedik haftaya bay. Bayı da yeneceğiz diyorlar. O da güzel. Bilmiyor yani. O kadar futboldan evet, anlamıyorlar evet. Yani. Ya çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Biz tribündeyiz. Bizim Ziraat Türkiye Kupası maçımız vardı Galatasaray'la. Buradaki iç sahada. Fatih Terim bize göre sol kulübedeydi. Evet bizim sol. Adam ikinci yarıda
Fatih Terim kulübesi de değişecek mi diyor, önümüze gelecek mi diyor. Öyle bir beklentisi olan daha var. Yani şimdi ilk defa adam maça gelmiş ya da futbola hiç hakim değil insanlar. Sadece isminden duymuş geleceğini. Ya siz artık profesyonelsiniz. Siz onlara kafayı takmıyorsunuz zaten. Onu biliyoruz. Taksaydık zaten şu an şampiyon olmazdık. Siz aynen vicdanınıza göre hareket ediyorsunuz. Evet, bakıyorum notlarımın arasında. Tabii bu arada çok mesajlar geliyor. Hamza kardeşimizin durumu nedir? Siz en yakın takım arkadaşınız. İkinci golden sonra zaten Hamza'yla ben sevinemedim bile. O an zaten gözyaşlarıma da şey yapamadım. Bana kırıldı dediler yukarıdan. Ezen'in yani o sakatlayan çocuğun üzerine saldırasımız geldi. O kadar çok şey olduk. Ama Allah'a çok şükür kırık yokmuş. Bağlarında zedelenme var. Ama tabii ciddi bir sakatlık gene. Tabii kırığa baktığın zaman çok aşağıda. Yine kırıktan. Evet ama tahminen bir ay, bir buçuk ay sonra takımla birlikte ya ben yani o pozisyonun başlayacaktır yani. Bilerek aslında. Yani istemeyerek olduğuna inanmıyorum abi. Kasıtlı. Evet, çok kasıtlı geldi. Evet, kasıtlı çok yaptı. Kasıtlı geldi. Evet. Kasıtlı olmadığını varsa ya insan anladı mı? Can evet. Yani bir duygusu var. Ya yaptın bir gitsene hiç umursamadı bile abi. Evet. Yani o anki evet. Zaten bizi daha da fazla fişekleyen olay o oldu. Evet. Ya yani zaten rakip takımın hocası sonuçta da o kendi futbolcusuna sitem ediyordu, üzerine yürüyordu evet. O an. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Zaten onların neden bu kadar başarısız veyahut da oralarda olmasının nedenlerini bir de o gösterdiler evet. Yani. Ya sonuçta aynısını yani kendine düşün abi. De, sen, kendine de yapılır. Sen de bu işten ekmek yiyorsun. Hani biz futbol oynarken ya maça çıkayım şu adamın yani Allah korusun abi hani kırayım mırayım yani şöyle sert gireyim böyle kesinlikle yani. Yani yanlışlıkla olur olmuyor mu oluyor o, eyvallah ona evet. Yapabileceğin futbol hiçbir şey yok var, evet, var. Evet. Ama yani kasti giderek yani ayağına şey yapmak bence ya, kul hakkı gibi bir şey abi yani bileri bile yani gibisi yok bence kul hakkı yani kul yani, gibisi yok sonuçta ekmeğine yani ne bileyim belki Hamza Allah korusun daha da kötü olabilirdi yani biz de gerçekten tabii Allah korusun belki futbolu da bırakabilirdi yani çoluk çocuğun ya ekmeğini bundan kazanan bir kardeşimiz yani hani şöyle bir şey Hasan abi zaman da yok şimdi yani böyle iki aylık bir tatilimiz diyor ki yani çocuk o ara düzelsin evet. Ligler 11 evet. Eylül'e başlıyor benim bildiğim evet, Süper Lig evet, evet. Biz de yani 10-15 gün sonra toplanırız. Evet, aynen şimdi. Maçlar yani zamanımız da yok yani. Yani o sakatlayan kişi gibi şimdi. Zaten bizde bir sürü futbolcu var ya zaten yani o olaya girmek istemiyorum ama yani yabancı bir futbolcuydu. Evet. Yani onun gibi bizde bir sürü futbolcu var zaten transfer şeyinde de bunu değerlendirmek lazım gerekiyor. Gelip de biz ligi gelen yabancıların veyahut da şey yapacak kişilerin bize bir şey katmasını beklerken böyle insanlarla uğraşıyoruz yani. Bu işin futbolla hiçbir ilgisi yok ya. İnsanın insana yapmayacağı bir şekilde gidip hem ondan sonra Abit'e de vurdu ondan önce dirsek. Hmm. Ben yanlış hatırlamıyorsam Abit'e de vurdu. Abit'e aynı vurdu kişi. Sonra gitti ona. Gitti işte. Hamza yani kırıldığını varsay dediğin gibi bundan sonra hiç top oynayamadığını şey yap. Tabii yani kim verecek yani, bu çocuğu şeyi? Abi ben şuna inanıyorum herkes hak ettiğini alıyor. Yani bu hayatta. Bazen alamıyorsun ama bazen de fazlasıyla alıyorsun abi. Yani. Ama biz geçen sene alamadık bu sene aldık abi. Ben buna inanıyorum yani. O sakatlama belki olayıyla geleyim aynı yere. Yani Hamza eğer bugün aynı şekilde sakatlanacağını bilseydi yine o topa girerdi. Bizim oradaki evet. Başarımızın da bir tarafından bakma şeyidir o da. Yani. Evet. Belki o hamlesi bizi o ikinci golü attırmaya şey oldu. Peki tekrar o günkü o güne dönelim. Adana Spor maçında herkes taraftar beklentisiz bizim bir an önce skoru yakalayıp konuştuğumuz oydu zaten Hasan evet. Abi. Biz diyorduk ki beyler aman bir önceki maçta hani son dakikada attık ya evet. Onun gibi yapmayalım. Bırakmayalım. Erken koparalım. Dedin ya sen hemen yapalım. Olursa evet. Da yedikten sonra telafisi olur diye evet. Biz dedik ki hemen beyler 15-20 dakikada maçı skoru elimize alalım sonra kendi şampiyon takım maçı gibi. Evet, gibi biz yapalım dedik. Biz ne kadar şey yapmaya çalışsak bir şekilde olmadı. Ha onların rahatlığına döndü bu. Normalde pas yapmayan bir takımdı biz. Bütün analizlerde futbol maçlarını izlediğimiz zaman önce pas yapmayan takımdı. Artık rahatlık gelmişler küme düşmeyi garantiledikten sonra. Evet. Tabii, pas çok, yapmaya başladı. Hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Senin kazanman gereken çok şey var ama onun artık kaybettiği bir şey kalmamış. Aynen. Evet. Tabii bizim bu kesinlikle bahane değil. Bizim kalitemizi yok, koymamız evet. Gerekiyordu orada oyuna. O an bizim beklemediğimiz bir şekilde bir başlaması. Evet. Sonra toparlamaya çalıştık bir şekilde işte ataklar yapmaya çalıştık derken
İlk hatta 1-0'ken karşıya karşıya aklını çıkardı, mükemmel bir... Evet evet evet, 1-0'ken. 2-0 da olabilirdi. Golden sonra Barbosa'nın kaçırdığı da var hemen. Aynen, kaleci, akabinde evet. Hemen sonra akın çıktı. Zaten bu kilit noktaları vardı. Evet, kırılma noktaları vardı. Biz evet. golü yedikten sonra ama kendimize geldik. Tabii Barbosa'nın oyuna kattığı kaliteyi evet, unutmamak lazım. Evet, o kişisel becerisi, kesinlikle. Oradaki beklemesi, topçu, aşırtma evet, bir hareket Golden yapması. Önceki oyuna kattığı, bizi hücumsal anlamda gösterdiği kalite de çok önemliydi. İşte takım olmamızın bir göstergesiydi bu. O ana kadar biz bahsettiğin olayla ilgili, yani maçı ilk başta koparmak istedik ama bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor sahanın içerisinde. Evet. Şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Biz şu an gerçekten üçüncü kampı geçirdik abi. Yani artık bu insanlar bu sıcakta çıkıp bir performans vermesi de istiyorsun. Baktığın zaman beyin olarak hazırsın ama bazen vücut gitmiyor. Yani o anki o sıcağı da hatırlıyorsundur. Evet evet yani kesinlikle. Yani çok bu bahane mi? Değil. Biz zaten bahane bitmiş zaten, biz artık evet. şampiyon olmuşuz. Sadece yaşadığımız sıkıntıları dile getiriyoruz şu an. Bunları yaşadık. Yapmak istediğimiz buydu ama sonuçta bir şekilde başardığımız için de mutluyuz. Ama bazen olmuyor yani. İstesek evet, de olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Ama bir şekilde iki tane doğru ayak, iki tane usta, birinin kafası birinin ayağı bizi bir şekilde hedefimize götürdü yani abi, çok şükür. Evet. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Sen az önce söyledin ya, içeride hani böyle 15-20 dakika. Zaten buraya gelen bu sıcakta zaten hani bir ne oluyoruz diyor. Yani biz bunu çok yaşadık rakiplerden. Evet. Yani sahanın içinde arkadaşımız olsun, hani rakip takım futbolcusu olsun, ya bu ne sıcak falan diyorlardı Hatay'a geldiklerinde özellikle. Biz zaten ikinci yarı genelde daha çok oluyordu. Tabii ilk yarı yani birinci dakikadan 45. dakika kadar, hani 90 dakika değil mi de, zaten maç koparmak için her şey yapıyoruz ama hani ondan sonra da bizim takıma bir daha sanki böyle şey geliyor. Evet, genellikle dikkat ediyoruz. Yani evet. devre arasında sonra artık evet. rakibi boğan... Aslında çok pozisyona giriyoruz. Hatta Keşiören maçında da yani... birinci maçta sanki pozisyonlar. İlk devrede biz deplasmandaymışız gibi. Onlar çok rahattı. Ama ikinci yarı tam tersi. Evet. Baskı yapan pozisyonlara çok girer. Ta ki gol gelene kadar. Gol gelene kadar. Ama evet. bizim takımın özelliği de az gol yiyoruz takım olarak. Gerçekten evet. takım olarak çok iyi. Hem hücum yapıyoruz hem hep beraber takım çok, halinde. Takım halinde evet. evet. Yani bu sadece defansın yaptığı bir şey değil abi zaten. Takım olarak hem hücuma katkı veriyorsun hem beraber defansı yaptığın için. Zaten geçen sene de en az gol yiyen takımdık biz. Evet. Ondan önceki senelerde de. Bunu tabii takım olarak, yani sonuçta öndeki adamlar gelmese biz tek başımıza hiçbir şey yapamayız yani orada, açık ve net. Evet. Ömer sen bir şey abi diyecek. Dedin ya deplasmanda oymuş gibi. Abi deplasman içeri maç bitti seyircisi olduktan sonra. Evet. Yani evet, hiçbir şeyi yok. Hiçbir, yani aynen içeri, öyle. Içeri dezavantaj da yok, avantaj da yok. Yani bitti artık. İçeride dışarıda. Sadece yorgun yolculukla ilgili, eğer iyi seyahat ettiysen yorgunluk var veya yok. Bu. Evet. Bitti çünkü artık seyirci yok. Kimse baskı hakem altında değil. Hakem üzerinde baskı yok. Hiçbir şey yok. Rakip normal. Aynen öyle. Üzerinde baskı yok. Artık deplasman... şartlardasınız. Aynen yani uzun. Şu pandemiden Keçiören. Sonra abi hakemler konuşulmadı zaten ya, taraftarlığın baskısından evet. dolayı gerçekten evet. Biz de etkileniyormuşuz. Hem iyi anlamda hem böyle tedirgin olduğumuz zamanlar da oluyor ama ya taraftarlı başka. Bazen de ateşliyor değil mi sizin çok, taraftarın evet, çok o anki beklentileri? Çok şey fark var abi arada. Hani o baskıyı diyorsun ya yapalım ya, o taraftar biraz itiklese seni sanki onu daha biraz daha orada çalacağı bir yapıyorsun. Islık veyahut da göstereceği o an bir reaksiyon hu diye evet. adam yani bazen ya seni ileriye itiyor ya onları bir tık geriye çekiyor. Geriye itiyor yani. Yani olmazsa olmaz diyorsun. Kesinlikle yani. Bir kim ben yani dün, kesinlikle olmazsa olmaz. Seyircisiz tiyatroya benzer diyorsun. Yani. Hiçbir zevki şey... yok abi. Futbol gerçekten seyirciyle bütünleşme olması gereken yani. Bu zaten. Dün mesela Başakşehir Trabzon yani maçlarını izledim. Yani evet çok sürpriz çok maçlar vardı. Çok enteresan yani evet. Yani abi şöyle bir şey, hani şuradan örnek evet. vereceğim. İkisi de şampiyonluğu oynuyor. Alttaki iki takım da düşmemeye oynuyor. Yani son artık şeyleri. Son aldı. Kaybedecek ama işleri. Yani baktığın zaman diyorsun ki ya bu burada, bu burada. Yani bak biz de aynı şekilde, bizden örnek veriyorum. Evet. Hani bu maçları oynamak çok zor abi. Evet. Gerçekten psikolojik olarak da çok zor. Zirveyi yani. Konuştuk da Eskişehir düştü. Başka kim düştü? Adana düştü. Adana Osmanlı. Osmanlı Bolu ne olur bu hafta? Yani Boluspor kendi evinde mi oynuyor bu hafta? Osmanlı Bolu maçı mı var abi bu hafta? Yok, hayır, bunlar yani kaldı. Eskişehir, Boluspor Eskişehir'de deplasmanına gidiyor. Çünkü ikili avarajda Osmanlı'da kendi evinde Balıkesir'le oynuyor.
küme düşmesi garantilendi diye biliyorum Osmanlı. Osmanlı'nın mı? Bu ikili avaraj herhalde. İkili avarajda Bolu'nun evet. daha üstün olduğunu biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani onlar... Olmasa bile Hasan abi ben en kötü Bolu bir puan aldığını düşünüyorum. Bir puan alırsa da yani. Ligde yani. Kalır diyor. Evet. Yani Eskişehir Spor'a ben yani diğer takımlara da üzüldüm ama Eskişehir Spor'a biraz daha tabii bir abi, futbol kenti yani. Kentini boş ver abi küme olan... düşmemişler ki normalde. Eksi 15 puan. Normalde tabii. Küme düşmemişler normalde. Eksi 15 puanları. Tabii eksi 15 puanları var evet. Yani, Adana, 27 puan yapar abi 15 eklesen. Zaten ama biraz da onlar şey toparlanır son maçları. Evet. Yani en azından şey devre arasında futbolcularını dağıtmazdı. Tabii, üst düzey futbolcuları, İnanılmaz. Yabancı futbolcuları yani oradaki atmosfer ayırdılar. Çok farklıydı abi gittiğimiz zaman. Seyirci. Müthiş bir atmosfer var orada. Eskişehir'in evet. Çok güzel. Futbol kenti. Mükemmel futbol abi. Şehri. Stadıyla, taraftarıyla. Onlar da yani inşallah eski günlerine tekrardan dönerler. Kendi evet. şehrine çok sahip çıkıyorlar abi gerçekten. Taraftar olarak. Şimdi sizler unutamadığınız maç soracağım. Hangisini sorsam ki yani o kadar maçlar oynadınız ki aklınıza ilk gelen. Abi benim yani ben Afyon maçı çok farklıydı benim için de. Buradaki Afyon çünkü maçı, ilk yarı, maçı. Şampiyonluk maçı ilk yarı 0-0. Rakibi yani, galip Menemen. Rakibi Menemen 2-1 ya da yeniyordu abi. Yeniyordu yanlış evet. 1-0 yeniyordu o anda. Yani sen yani yenmen lazım ya. Bunun başka yolu yok yani. Evet. Hiçbir şekilde. Yani gol gelene kadar abi biraz yani. Ama gerçekten çok iyi oynadığımız bir maç. Ben o evet, maçı 90 maçtı. Dakikada izledim. Evet. Çok güzel. Çok istemişiz. Çok coşkuluydu o çok zaman. Taraftarında itici bir gücü ara, vardı. Evet. Zaten şey Pasolik de yok. Herhalde bir 10 bin kişi girmişti abi. Evet. Kaçak yani, izleyenler bayağı vardı. Vardı. Evet. Çok atmayın vardı. Oradan. Gençlerin bayağı bayağı. Apartmandakiler, Batman'dakiler. O maç benim için güzel. Adana Demirspor maçı. Geçen sene zaten abi. Sen de orada. Gol sevincin de oradaydın. Ben de ceza yedim aynen. Orada biliyor musun? TSYD'den. Ben tam Gökhan'a sarılacağım. Bu ara bir baktım ki Hasan abi yanında değil mi? Aynen. Hasan abi girdi ya biz de birlikte. Evet, Adana maçına girince. Zaten ama... abi kimsenin unutamayacağı bir maçtır. Ha, evet, İlhan Hoca'nın verdiği tepki orada. 96-4'te ama... yiyorsunuz, 96-7'de atıyorsunuz. Yani unutulmaz maçlardan. Ortayı açan da Soner orada. Evet. Bir de Soner'in de bir güzel asisti vardı. Mirkan'ın oradaki... Abi burada şeye de parantez açmak lazım abi lafını kesiyorum. Bize bu imkanları gösteren Lütfü Başkan'a yani ben altyapısında yetiştiğim kulüp gerçekten yemek çıkmıyordu abi. Odalarda, tabii canım, köşelerde. Tabii canım ben tesislerle elektriklerin kesildiği o soğukta futbolcuların evet. kaldığı günleri bile. Örümcekler al kurmuş abi. Yani çok çok teşekkür ediyoruz sayın Lütfü. Ben onu finale saklamıştım. Konuşmamızın finalinde ona bir teşekkür bölümünde. Aklıma geldiği için söyledim özür tabii dilerim. Tabii ki yani. Estağfurullah. Yani o kadar şeyi konuştuk. Onu tabii aklıma tabii hakkını geldiği... vermeden olmaz kesinlikle. Yani kulüp abi... kapanacaktı borçları yüzünden. Evet. Sahip çıkıp bu kulübü buralara kadar bize yani... Tabii biz bu her şeyden bahsettik. Bir de doğru yönetiliş var yani. Bize bu imkanları başarı var. Sunduğu için kendisine... Oraya tekrar geleceğiz. 25 bin kişilik stadımız büyük ihtimalle önümüzdeki sezona hazır olacak. Olsun artık. Biz de onu bekliyoruz abi. Ayrı bir havada kasar gerçekten. Değil mi yani artık? Bu seyircinin orayı doldurmasını bekliyoruz artık abi. Ya o stadın zaten boş kalmaması lazım abi. Süper Lig'desin yani. Yani 53 yıllık aradan. Yıl hani bunu şey olarak yani söylemiyorum artık, yani. Evet. Yani gelmeleri lazım diye düşünüyorum hani kendi şahsi fikrim Hasan abi. Lazımı yok ya açıkçası. Gelecekler abi evet. Yani gelecekler. En az 20 bin hani 25 bin olsa 20 bin kişi ne bileyim hani oraya gelmesi lazım desteklemesi lazım. Bizim hani kemik. Yani aslında o Karadeniz'de bu şey çok futbola çok önem veriyorlar. Sen de Karadeniz'de evet, olduğun abi. İçin yani Trabzon'un nüfusu ben Trabzon'u küçümsemek adına söylemiyorum nüfus evet. olarak söylüyorum. Hatay'ın yarısı kadar bir nüfusa sahip. Evet. Yani 750 bin, 800 ancak civarında. Bizim ise 1 milyon 680 bin nüfusumuz var. Evet. Yani oralar statlar full çekiyorsa, full, doluyorsa, evet, Süper Lig'deyse de evet. burada da dolması lazım. Yani şey diyorum. Olmasın hani benim demek istediğim yani şimdi geldik 3 maç. Ya iyi de başlamayabilirsin. Futbolda var abi. Tabii bunu. Hepsi var. Ama yani sen küsüp ya ben gerek yok. Belki bu takım sonra ilk 6'ya girdiğinde tekrar gidin maç. Hani o olmasın. Benim düşüncem o abi yani sonuçta hani takım iyi gidiyor iyi kötü gidiyor
Ya, yani seyirci değil taraftar istiyorsunuz. Bence öyle olması değil lazım abi. Kesinlikle. Maç seçmesinler yani. Evet. Kemik seyircimizin, yani mesela iskelet kadromuz diyoruz ya, bizim evet. De iskelet seyircimizin orayı her maçta yani 15 binin altına düşürmemesi lazım. Ya böyle demişler mi, Hatay deplasmanına gidiyoruz. Gittiği zaman biz tabiri yerindeyse tırnak içinde biz oradan puan alamayacağız yani. Onu hissettirmen lazım. Buraya ne bileyim Galatasaray'da gelse, Fener'de gelse o etkilenmesi lazım. Üç bence. Büyük veya da dört büyük takım geldiği zaman, o Süper Lig'de konuşulan şeyi söylüyorum sadece, evet. Üç büyük dört büyük derken, o takımlar geldiğinde sadece burası dolmasın veya şehir hareketlenmesin. Bizim geldiğimiz zaman evet, Hatay Spor'un inanılmaz bir taraftarı var. Futbol takımı da bununla bütünleşiyor ve maçları çok farklı oynuyorlar, dedirtmemiz lazım. Yeni stadımız olacak. Kaç yıldır bekliyor, stat oluyor abi. Gelin orada taraftar zaten oldu. Bu takımın bu takım oldu. Sahibi oldu. Yani bahanemiz kalmadı yani. Aynen yani, öyle. Bu takımın yani sahibi taraftardır abi yani. Ne evet. Olursa olsun bu takım bu şehrin takımı yani. İsimler gelip geçici, sadece hizmet veririz biz yani bu anlamda. Evet. Bu takımın yani gerçek sahibi taraftar. Hasan abi, ben hani burada 4 senedir çok mutluyum. Hani Allah razı olsun. Herkes güzel şeyler söylüyor. Sallayan da oluyor illaki. Olacak. Futbolun içinde var. Onlardan da hiç sıkıntı yok abi. Ama yani ben sallıyorum, burada ne kadar oynarım bilmiyorum. Ama ben gittikten sonra Ömer abin de dediği gibi, bu şehrin, bu sizin takımınız yani. Hani Hatay Spor. Yarın öbür gün hani isimler değişecek illaki abi. Evet. Biz de gideceğiz yani. Ama önemli olan tabii, bu şehrine sahip çıkması. Bu kadar yakalamışken evet. Boş bırakmamak artık. Bundan bu ligde sonra kalmak, kalıcı. Özellikle olmak. Yani özellikle abi, bu ligde kalması çok önemli. Evet. Teşekkür. Bölümüne giriyoruz artık. Programın sonuna geliyoruz. Tamam, teşekkür edeceğiniz kişiler, taraftar, başkan, yönetici, tesislerdeki çaycınız, tabii küçümsemek adına söylemiyorum. Sonuçta o arasında bu da bu çarpmıyor. Dişlisi şampiyon Hatay Spor'un şampiyon futbolcuları finalde ne demek ister? Hadi başla, sonra ben getireyim. Abi ben öncelikle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan eşime çok teşekkür ediyorum. Aileme özellikle. Daha sonra takım arkadaşlarıma, ayaklarına, yüreklerine sağlık hepsinin. Allah razı olsun. Onlar sayesinde ben de bir kariyerime şampiyonluk ekledim. Hocalarıma, ben de bütün emeği geçen hocalarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Lütfü Savaş'a, yöneticilerimize, tesiste çalışan ablalarımıza, bizim Allah razı olsun kahrımızı çekti derler ya abi. Evet. Vallahi gecesini gündüzünü onlar da şey yapmadı. Personelimize, sağlık ekibimize, malzemecisinden işte masöründen hepsine Allah razı olsun diliyorum. Onlar da nasıl söyleyeyim, biz mesela maçtan galibiyet geliyorduk. Abartmıyorum, benle aynı sevinci yaşıyordu. Ben evet, ben ona bazı yani, görüntülerle yansıdı. O da sizlere bir abla, kardeş ya da bir anne, yani, evlat sevgisi ağlayanları evet, gördüm ben oradaki. Böyle bir samimi, çok bir hava yakalamışsınız. Bir ortamımız vardı. Gerçekten hepsi kalbi temiz, güzel insanlar. Ben herkesten Hatay Spor taraftarına da hepsinden Allah razı olsun diliyorum. Bize İstanbul'dan destek veren arkadaşlarım da var. Hepsinden Allah razı olsun. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Unuttuklarım da varsa onlara da teşekkür onlar ediyorum. Onlar da haklarını helal etsin herkese abi. Evet, teşekkür evet. ederim. Emel kardeşim. O dişliden bahsetmiştik ya abi. Testte evet. çalışanlar da bu dişlinin zaten birer parçası. Minever abla, Mustafa abi, mutfaktaki işte katta çalışan Gülseren abla, Hatice abla, malzemelerimize bakan Münir hocam, Osman, Uğur abi, Abdurrahman kardeş, çayınızı getiren, Seydi abi, çimleri biçen, herkesin bir emeği kapıda var. Kapıda akşam duran Hakan abi, evet. işte yeni gelen güvenlik kardeşlerimiz, bunlar hepsi bir dişlinin parçalarıydı zaten. Maçtan sonra biz de sevinip biz de üzülenlerdi. Biz de hayır dualarını eksik etmeyen bütün aileme, arkadaşlarıma, her maçtan önce başarılar dileyen, dua eden, maçtan sonra tebrik eden, bizle birlikte üzülen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii bizi burada bu imkanları veren tekrardan Lütfü Başkanımız, Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş'a da çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz ileriki zamanlarda ne olur ne olmaz bilmiyoruz ama bu takım her zaman sahip çıkıp bu takımın en iyi yerlere geleceğini, mücadelesini vereceğine de inanıyoruz. İnşallah tekrardan buradan teşekkür edip seneye Hatay Spor'u en iyi şekilde buralarda izlemeyi
onunla mücadele etmeyi temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de programı kapatırken bu şampiyonlukta en büyük emeği olan, bu şampiyonluğun mimarı olan, tabii ki bunu düşünün, bir trenin vagonlarını düşünün, lokomotif görevini yapan, az önce Ömer kardeşimin de dediği gibi bu takımın onursal başkanı, her şeyi aslında, doçent doktor Lütfi Savaş'ın büyük katkıları vardır. Ben de spor medyasını yakından takip eden bir gazeteci olarak bu takımın küme düşme noktasından alıp ertesi sezon çeyrek final playofflarda oynatan, daha sonra yine de ikinci ertesi sene final oynatan, daha sonra da pes etmeyen ve benim hedefim Süper Lig. Yani bu şehre, bu Hatay'a Süper Lig'i göstermeden, yaşatmadan bu işin peşini bırakmayacağım diyen doçent doktor Lütfi Savaş'a ben şahsım adına, kişilik adıma, mesleğim adına, bu memlekette yaşayan bir birey olarak, bu memlekette yaşayan bir taraftar olarak, bir vatandaş olarak bence ben de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın başkanım. Allah razı olsun. Bizim de yerelsel bir tabir vardır. Ecdadına rahmet, atana rahmet, ölmüşlerine rahmet diyoruz. İyi ki varsınız. Buradan da bizim bölgemizde şu anda sesimizin ulaştığı Adana, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye bölgesindeki takımlarımıza da başarılar diliyoruz. Sizleri de bir an önce bir üst liglerde görmek istiyoruz. Şampiyon isimlerinizi buradan, bu stüdyodan telaffuz etmek istiyoruz. Komşu ilimiz Adana Demirspor direkt şampiyon olmasa da playoff'tan da şampiyon olacağına ben inananlardan biriyim. Arkadaşlarım daha az önce dedikleri gibi playoff'a da kalırlarsa çok müthiş bir final maçlarını izleyeceğiz. Çatır çatır bir şampiyonluk maçı, üçüncü takım belirleyecek maçlar oynanacağını söyleyebilirim. Bizi dinlediğiniz için, bizleri izlediğiniz için, bize zaman ayırdığınız için şampiyon kenti Hatay'dan, şampiyon Hatay Spor'dan, Hatay Spor'un şampiyon futbolcularla 96.1 programın bugünkü sonuna geldik. Haftaya farklı konuklarla, başka konuklarla birlikte olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun.